sizi almaya geldim valide. Ait olduğunuz yere döneceksiniz. Sarayı Humayun'a. Zira sarayımın bir valide sultana ihtiyacı var. Aslanım. Hünkârım. Vakit geldi. Valide sultanımızın cenazesi haremden çıkarıldı. Gönülevini yine güvercinler ile geçirdi. Gönül hoşa gitmeyen seslerle doldu. Yani gönül evinin efsane istekler, çirkin hayaller doldurdu. İnsan kendinde bulunanı unuttu. Kendi yaratılışını hatırına getirmedi. Ey zavallı insan, gurura kapılma. Dünya seninle de olsa, kar gibi her tarafı kaplasan, güneşin sıcaklığı vurunca erir, yok olur gidersin. Bir bak ilkbahar gelince hor görülen, ayak altında ezilen o toprak nasıl süslenir, güzelleşir. Ayak altında çiğnenen o değersiz toprak, insana balçık olur da şereflenir, derecesi yücelir. Öyle bir hal alır ki, parlaklığıyla iki dünyayı da aydınlatır.
Hünkârım. Herkes gibi ben de merak içindeyim. Afiyettesinizdir inşallah. Bu saraya adım attığımdan beri ölüm peşimi bırakmadı. Gölgem gibi takip ediyor beni. Kaderim böyle yazılmış. Böyle sınanıyorum. Şüphe yok. Rabbim kimsenin omuzuna kaldıramayacağı yükü yüklemez. Bize düşen tevekkül içinde rıza gösterip kabul etmek. İsyan etmiyorum. Razıyım. Lakin bu acımı azaltmıyor. Her gün aynı rüyayı görüyorum. Kubbelerinden kan damlıyor yüzüme. Elim, vücudum, yatağım kana bulanıyor. Sonra bardaktan boşanırcasına kan yağmaya başlıyor. Sel gibi ne varsa katıyor önüne. Ve ben her defasında validemi görüyorum. Onun yüzünü. Elini uzatıyor bana. Tutamıyorum. Bir müddet saraydan uzaklaşmak iyi gelir. Edirne'ye gidin mesela. Siz orayı çok seversiniz. Hava çıkın. Başka şeylerle meşgul olun. Aklımdan geçeni okudunuz. Lakin... Ben daha buradayım. Hareme göz kulak olurum. Gözümüz arkada kalmasın. Bundan şüphem yok sultanım. Varlığınızla güç verdiniz bana. Keşke hep burada kalabilseniz. Haremde. Kendi kanımdan, ailemden bir büyüğün yanımda olmasını çok isterim. Keşke. Keşke mümkün olsa hünkâr yeğenim. Lakin zevcim Kahire'de beni bekler. Er ya da geç dönmem lazım. Hem halihazırda onunla nikahlıyken haremi idare edemem. Siz yeter ki isteyin sultanım. Boşanmanız için derhal emir yollarım Kahire. Tabii. Saadetinize gölge düşürmek istemem. Gel. Hünkârım, bütün hazırlıklar tamam.
Dilediğiniz vakit yola çıkabiliriz. Sen burada kalıyorsun Zülfikar. Sana burada ihtiyaç var. İskender ve Mehmet Giray gelecek benimle. Hünkârım. Hiç değilse gündüz vakti çıksaydınız yola. Bir geceyi daha burada geçirecek tahammülüm yok Zülfikar. Daire'ye gidecek. Mısır Beylerbeyim Hasan Paşa. Hümaşah Sultan Azeyci. Boş olma emri. Zira haremin idaresini Hümaşah Sultan'a verdim. Kosem Sultanımız geldiler. Gelsin. Edirne'ye gidecekmişsin diye işittim. Ava çıkacağım Kösem. Bir müddet saraydan uzaklaşmak istiyorum. Zira burada mazi, unutmak istediğim hatıralar mevcut her köşede. Kaçmak zor. İyi olur tabii. Lakin yalnız gitmene gönlüm razı değil. Biz de gelelim seninle. Şehzadelerinle beni de götür nereye gidersen. Yalnız kalmak istiyorum. Ey benim canım efendim, kalbimin hükümdarı, sultanım, Ahmet'im. Sen saraydan çıktığında vallahi benim canım da bedenimden çekiliyor. Anahtarı kayıp kapı, kurumuş çeşme, solmuş bir gül oluyorum. Gül bahçelerim çöle dönüyor. Sen bana yüz çevirince benim halim perişan oluyor.
Bugün avda şansımız yaver gitti hünkârım. İnşallah gerisi gelir. İnşallah Mehmet. Yemeyecek misiniz hünkârım? Gel. Hünkârım, payitahttan geldi. Kösem Sultanımız yollamışlar. Bu taraftan gitmiş. Hiç sanmıyorum. İzler aksi yönü gösteriyor. Hünkârım. Hünkârımız nerede? Dağılın. Çabuk bulun hünkârı. Thank you.
Nasıl, güzel pişmiş değil mi? İyi, güzel. Biraz daha kızarsın. Bu kim ola ki? Nereye beyzadem? Selam sabah yok mu? Ne güzel mücevherler bunlar. Paşa mısın mübarek? Ne güzel kılıç böyle. Hünkârımızın atı. Başlarına bir iş gelmiş olmasın? Allah korusun hanzadem. Siz burada bekleyin. İskender. Hünkârım!